Habertürk TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bir Açık ve Net'te daha birlikteyiz. Bugün özel bir konuğum var. Profesör Doktor Bahadır Erdem bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Bey, sizinle aslında biz çoklu masalarda böyle güzel tartışmalar yapıyoruz ama bugün özel bir yayın yapacağız. Çünkü sizi sıkıştırıp duruyorduk. Ne zaman açıklayacak İyi Parti şu parlamenter sisteme geçiş modelini diye. Nihayet dün açıklandı. Onun detaylarını soracağım ama sadece onu konuşmakla yetinmeyeceğiz. Sayın Akşener'le ilgili bir tartışma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bugün aralarında bir polemik vardı. Rize'de yaşanan olaylar hala Türkiye'nin gündeminde. Sedat Peker meselesi hala Türkiye'nin gündeminde. Bütün sıcak başlıkları da İyi Parti çerçevesinden konuşacağımız bir program yapalım istiyorum. Nihayet bu parlamenter sisteme nasıl bir dönüş yapacak İyi Parti? Bunun için sizin önerdiğiniz model ne? Aylar süren bekleyişin ardından açıklandı. Anlatabileceğiz. Evet, anlatabileceksiniz. Bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle bu özel yayın için hem size hem Habertürk'e çok teşekkür ederim. Evet, çok biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi o konuya geleceğim. Tek tek madde madde soracağım. Çok da içinde enteresan başlıklar da yakaladım. Evet. İzleyicilerimizin de merak ettiği yönleriyle soracağım ama siz ondan doktoralı önce... bir... doktorasını bitirememiş diyelim de yalan olmasın. Eminim ki metin dikkatinizi ilginizi evet. Çekmiştir. Çok teşekkürler. Şimdi bir sıcak gündemle başlayalım önce. Meral Akşener'e Rize'deki protestolarla ilgili de bugün bir gündem var. Az sonra evet. Onları da soracağım size. Bugün yeni açıklamalar var. Hatta Cumhurbaşkanı ile Sayın Akşener arasında yaşanan bir polemik de var. Ama önce şu Sedat Peker meselesiyle başlayalım. Zira aslında bir nevi halkın gündemi o. Evet. 7 videodan sonra bütün gözler kulaklar İçişleri Bakanı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın ne diyeceğindeydi. Bizim yayınımızda pazartesi akşamı İçişleri Bakanı Soylu çeşitli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ardından dedi ki İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan huzur ve güven iklimine duyulan rahatsızlık var ve diyor bu ülkemize karşı bir saldırı, buna eyvallah etmeyeceğiz. Özeti buydu. İçişleri Bakanı'na sahip çıkan bir açıklama yaptı. Bugün de Sedat Peker'le ilgili bir yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı. Şimdi sizin bir hukukçu kimliğiniz var. İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra. Dolayısıyla hem siyasetçi olarak İçişleri Bakanı'nın açıklamalarını nasıl görüyorsunuz? Hem de bu yakalama kararının sonucu nasıl olur? Hukuki perspektifte neler oluyor? Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Çok olan olaylar çok çirkin. Milletimiz de, ülkemiz de bu son 20 gün mü oldu? Yani 7 video ne kadar oldu bilmiyorum ama. Artık bütün her şeyin 20 yılın sonunda, 20 yıllık AK Parti iktidarının sonunda... Bu 20 günün içinde bu ülkenin izlediği bu videolar, videolardaki iddialar, iddiaları destekleyen deliller, yani işte mesela gazeteci Hadi Özışık'ın ben tanımıyorum yahut da ben konuşmadım lafı üzerine hemen verilen bir tam aksini ispatlayan kısa video. Onun arkasından işte geçen gün konulan video. Yani söylemek istediğim şey... Maalesef ki 20 yılın sonunda AK Parti'nin Türkiye'yi getirdiği durum biraz evvel söylediğiniz gibi halkın gündemi, suç örgütü lideri Sedat Peker acaba İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, eski efendim Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ya da bunların çocukları yahut da efendim diğer şey eski daha eski İçişleri Bakanımız Mehmet Ağar gibi bu ülkenin siyasetinde uzun yıllar hizmette bulunan, koca koca makamlarda oturan insanlar hakkında bu Sedat Peker yine neler anlatacak? Bu ülkede neler olmuş? Bakın içinde adam öldürme var, kaçırması var, yani cinayet var, uyuşturucu kaçakçılığı var. İddialar. Tabii ki bunlar iddialar. Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Bir kişinin iddiaları. Ama bu kişi sokaktaki geçmekte olan bir kişi değil. Hangi anlamda geçmekte olan bir kişi değil? Bu kişi suçladığı
partinin belirli siyasetçileri hakkında bu suçlamaları yaparken aynı zamanda son 5 yılda 6 yılda her ne hal ise bu partiyle bir araya gelip adeta o partinin siyasi elemanı gibi referandumda efendim hayıra çalışmış, AK Parti lehine mitingler yapmış, haddi zatında bu ülkenin akademisyenleri için, o iktidar beğenmediği için akademisyenlerin altına imza attıkları metni kanlarıyla yıkayacağız, duş alacağız diyen, yani bu kişiyle AK Parti'nin arasında bir ilişki var. Bunu kamuoyu görüyor, yıllardan beri görüyor. Bir desteği var. Şimdi... Çeşitli insanların fotoğrafları var. Bakın, çeşitli insanların fotoğrafları var. Şimdi bunların sonucunda bir kişi bir iddiada bulunuyor. Ve bu iddianın derhal ama derhal Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları tarafından soruşturulması gerekiyordu. Hemen bir soruşturma başlatılması gerekiyordu. Bunun, bu vahim iddiaların derhal ciddiye alınması gerekiyordu. Ne zaman bu vahim iddialarla ilgili Sayın Savcımız soruşturma başlatıp yakalama kararı çıkardı? Geç 20 kaldı. Günün tabii ki geç kaldı. Şimdi, 20 günün sonunda dün Sayın Erdoğan Soylu'nun arkasında durup grup konuşmasında bu araştırılacaktır, savcılar efendim şeyini verecektir. Ne anlama geliyor? Yani Cumhurbaşkanı'nın arkasından savcıların harekete geçmiş olması. Aslında arkasından demeyelim çünkü Cumhurbaşkanı açıkladı. Şu anlama geliyor. Şu anlama geliyor. Bizim neden bu parlamenter iyileştirilmiş parlamenter sistemi hazırladığımızın anlamına geliyor. Yargının üzerindeki hükümetin yıllardan beri süren ağır vesayetini, ağır baskısını gösteriyor bize. Düşünebiliyor musunuz ki Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu yok, Twitter'da işte uyduruk bir tweet falanca da bilmem ne. 10 binden fazla kişi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde ceza aldı. İçinde 18 yaşından küçük çocuklar var. Savcılar böyle konularda bir gazetecinin efendim yazdığı bir yazı için yahut da bir siyasi muhalefet siyasi parti Leren'in bir mensubunun söylediği bir söz için sokaktaki sade vatandaşın uzatılan işte tüylü mikrofon bilmem ne vesaire gibi konuşmalarında muhalif iktidarı aleyhine ve eleştiren sözler için hemen harekete geçiyor. Ama bu kadar vahim iddialarda Kübra Hanım böyle bir şey olabilir mi? Yani gözünüzü seveyim, böyle bir şey olabilir mi? Sonra sırf Sedat Peker'in iddiaları değil ki, bakın Sayın Soylu'yu sizin programınızda dinledik. Sayın Soylu ne diyor? Ben değilim diyor, hedef diyor. Benden çok daha büyüğe gidecek bu hedef diyor. Yani aslında en üst makamları bir anlamda gösteriyor. Ve bu arada bakın Sayın Soylu istifa etmeyeceğim diyor. Aynı zamanda ben diyor çok iyi bir İçişleri Bakanıyım. Benden önceki diyor İçişleri Bakanı'nın diyor oğlunun evinde diyor para sayma makineleri bulunmuş. Onunla ilgili sonradan bir tweet daha attı. Tam bir anlama geldiğini söylemek için. Yani Kübra Hanım, AK Parti biraz yıllardan beri milletin aklıyla alay ediyor. Sonuçta herkesin ama öyle ama böyle bir dünya görüşü var. Bir aldığı belli bir yaş var. Parti içine bir mesaj da anlamında söylüyor. Tabii ki bir mesaj var. Peki, bakın birbirlerine düşüyorlar. Çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Sayın Başbakanları olan Davutoğlu'nun, şu anda Gelecek Partisi lideri Sayın Davutoğlu'nun, ki o zaman AK Parti'nin başbakanı, kendi odalarını, bakan odalarını dinlettiğini söylüyor. Ve sonra Sayın Davutoğlu çıkıyor bir gün sonra büyük bir sinirle, bana diyor komplo kurdular. İşte Berat Albayrak, Soylu, hatırlamıyorum bir kişiyi daha söylüyor. Ve diyor onlar bana komplo kurdu diyor. Helikopterden diyor adam attılar diyor. Yani Kübra Hanım, sanırsınız ki hani bir takım diziler vardı. Yok Kurtlar Vadisi, yok işte şimdi çeşitli mafya şeylerinin ilişkilerinin olduğu, insanlar da seyrediyor ve diyoruz ki hadi canım böyle şey olur mu? Ama bir bakıyorsunuz Türkiye'nin gündemine bunlar mı yakışıyor? Düşünebiliyor musunuz ki bir suç örgütü lideri Sayın İçişleri, bak bu söylediklerim, bakın sakın Sayın Soylu'nun kişiliği ve üzerinden algılamayalım. İçişleri Bakanlığı makamında oturan İçişleri Bakanımız olarak
onunla ilgili çeşitli iddialarda bulunuyor, başkalarıyla da ilgili, onu korumak Alaaddin Çakıcı'ya kalıyor. Ve diyor ki devletin bekası, şeye mesaj veriyor Sedat Peker'e, devletin bekası için sus, konuşma diyor. Bu nasıl bir devletin bekasıdır Kübra Hanım? Buralarda sorularım var size, açacağız. Şimdi şöyle de siz diyorsunuz ya, işte Sedat Peker'in iddiaları. Şimdi bir yandan diyorsunuz ki partiniz AK Parti'nin elemanı gibiydi, ama diğer taraftan da iktidar tarafından şöyle bir açıklama geliyor. Diyorlar ki ya bir suç örgütü liderinin iddiaları üzerinden İçişleri Bakanı suçlanabilir mi? Burada her iddiayı doğru mu varsayacağız? Hemen bununla ilgili İçişleri Bakanı istifa etsin diyelim. Burada Türkiye'ye yönelik bir operasyon var diyor. Süleyman Soylu bugün yeni bir açıklama yaptı. Biz intikam alınacak adamlarız. Ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler, müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır. Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor diye bir açıklama yaptı. Şimdi hem buna ne dersiniz, hem de bir suç örgütü liderinin iddiaları üzerinden muhalefet niye iktidarı suçluyor tırnak içinde suçlamasına ne dersiniz? Bakın, karine denen bir şey vardır. Karine aksi ispatlanana kadar ortaya konan delillerin, ortaya konan, sizi ikna eden vakalardan dolayı bir şeyin varlığına ya da yokluğuna inanırsınız. Çünkü öyle görünüyordur hukukta karine. Bunun aksi ispatlanabilir. Şimdi aksi, Sedat Peker'i bir kişi olarak ele alalım. Suç örgütü lideri olsun. Sedat Peker ki suç örgütü lideri. Çünkü o kadar hapsi var, o kadar cezası var. Şu anda ülkeden işte hukuki kaçak... Hukuki terimi nedir bunun? Hakkında bir soruşturma var. Daha önce suç örgütü lideri olmaktan hüküm giymiş. Hukukçu olarak bunu nasıl tabir ediyorsunuz şu anki pozisyonunu? Şimdi bakın, Sedat Peker ya da Sedat Peker gibi kişiler kendilerini bir mafyalaşmış suç örgütünün lideri olarak görüyorlar. Öyle değil mi? Kendi ekipleri var ve bu ekiplerin çeşitli suçlar işleyerek kazançları var. Ve bu kazançları kendilerine yakın olan, belli ki, çünkü bu bir düzen. Bu nasıl bir düzen? Geminizi yürütebilmeniz için emniyetten de kaçmanız lazım. Geminizi yürütebilmeniz için bir takım ilişkileriniz olması lazım. Bu dünyanın her yerinde bu böyle. Yani kadın ticaretinde de bu böyle, uyuşturucu ticaretinde de bu böyle, petrol kaçakçılığında da böyle. Aklınıza gelebilen her türlü, özellikle çok gelir getiren, altında çok paraların yattığı, işte milyar dolarların yattığı bu tip suç örgütlerinin kendilerine göre bir yapılanması var. Bu yapılanmanın, yani ülkemizde de var bu, ama dünyanın her yerinde var. İşte bu tip yapılanmalardan birinin yıllardan beri, kendilerine reis diyorlar biliyorsunuz, reisliğini Sedat Peker'in yaptığı ortada. Niye? Çeşitli suçlar var. Hapse girmiş, çıkmış. İşte efendim, kardeşini görüyorsunuz. Kardeşi için diyor ki bize diyor söylediler diyor. Falanca diyor Kıbrıs'taki diyor gazetecinin öldürülmesi için diyor. Ama diyor öldürmedi diyor. O diyor işte hapiste şeydi diyor. Hapisteydi diyor. O esnada diyor halletmişler diyor. Onun diyor kanı diyor bize nasip olmadı diyor. O sırada görüyorsunuz ki kardeşi hapishaneden çıkmış, yanında askerlerle şeye gitmiş, nedir o, otele girmiş, beklemiş gardiyanlar. Sonra sayımdan önce hapishaneye geri dönmüş. Şimdi normal ilişkiler içindeki sade vatandaş suç işlediğinde bu anlattığımız tablolarla karşılaşır mıyız? Demek ki burada bambaşka yapılanmalar var. Ve bu yapılanmaların da kendilerini destekleyen siyasette de ve emniyette de ve başka yerlerde de neleri var? İlişkileri var. Ama bu dünyanın her yerinde böyle. Şimdi bu kişinin yıllardan beri bir takım yaptıkları var. Yani kusura bakmayın da Sedat Peker ne işi var Rize'de miting yapacak? Yahut da ne işi var kaç tane bu ülkenin yetişmiş akademisyenleri için İşte kanlarıyla yıkan. Gerçi sonra ondan özür diledi. İşte bu şeyi milleti seven yahut da terörü desteklemeyenler için. Şunu söylemek istiyorum. Burada çok çirkin bir durum var.
Türkiye buna layık değil. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlettir, çok köklü bir devlettir ve bir devlet geleneği vardır ve bu devlet geleneği cumhuriyetle başlamaz. Cumhuriyet tabii cumhuriyet rejimiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti çok saygın bir ülkedir ama belki 3000 yıllık, belki 4000 yıllık neyse bir Türk devlet geleneği var. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu var. Böyle bir şeyi bakın hepimizin belli bir yaşı var. Sayın seyircilerimize soruyorum Allah aşkına şu son 20 günde duyduk, kulağımızın duyduğunu, gözümüzün gördüğünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gördü mü? Bir Susurluk vakası vardı hatırlarsanız 20 yıldan önce. Mehmet Ağar İçişleri Bakanı'ydı. İçişleri Bakanı'nın başını yedi. Sonra iktidarı yedi. Hemen araştırmalar yapıldı anında. Anında Kübra Hanım. Şimdi yakalama kararı çıkarttım. Lütfettiler. Zaten adam dışarıda. Zaten peki. Diyor ki giderken de herkesin yani de, emniyet müdürleri ya da emniyet makamlarının gittiğinden haberi var. Diyor ki Nisan'da dönecektik. Şimdi bunlar ne biçim şey? Bunların, bakın bunlar bir iddia. Ne olması lazım? Hemen, hemen araştırılması lazım. Araştırılırken İçişleri Bakanlığı'nın saygın konumu, İçişleri Bakanlığı makamının öneminden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı makamının öneminden dolayı, Sayın Soylu'nun bütün bu araştırmaları yapacak olan kolluğun başı olması nedeniyle soruşturma sonuna kadar affını istemesi lazım. Adli kolluk bana bağlı değil dedi yayında bunu sorduğumuz. Adli kolluk yok. Şu anda adli kolluk kurulmadı. Bakın adli kolluğun kurulması bizim sistemimizde var. Ama adli kolluk yok şu anda. Kübra Hanım çok özür dilerim ama sizin yayınınızı zannediyorum şimdiye kadarki seyredilen en önemli, en kalabalık yayınlardan biriydi. Şu anda televizyonun karşısında olan seyircilerimizin de birçoğu eminim ki seyrettiler. Kim ikna oldu o yayında? Sayın Soylu'ya sorulan cevapların soruların cevabını Sayın İçişleri Bakanımız verdi mi? Rica ederim bir tek seyirci verdi desin. Hiç kimse kusura bakmasın. Dedim ya AK Parti biraz milletin aklıyla hakikaten alay ediyor. Bakın bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ya da ne diyorlar Sayın Soylu, Sayın Cumhurbaşkanı işte Türkiye'de huzur. Kusura bakmasınlar ama bizim milletimiz çok sabırlıdır, her şeye sabrediyor. Çok büyük bir millettir. Yani pandemideki zorluklara sabrediyor. Hiçbir zaman ülkede mesela Avrupa'da, Batı'da olduğu gibi ekonomik sıkıntılardan insanlar sokaklara dökülmez. Bizde böyle kol kırılır, yen içinde kalır, işte millet birbirine yardım eder falan. Ama insanların burasına geldi. Pandemiden, ekonomik sıkıntılardan, bu kötü yönetimden burasına geldi. Huzur diyorlar. Kusura bakmasınlar, böyle iddiaların olduğu bir dönem. Her dakika backup, bakın bu da backup problemine gelecek. Peki mesela 17-25 Aralık benzetmesi yapılıyor. Bunu hem yani bu Türkiye'ye karşı bir operasyon 17-25 Aralık'ta olduğu gibi 15 Temmuz'da olduğu gibi Türkiye işte zaten Sedat Peker de Dubai'de o bölgede Körfez ülkelerinin Türkiye'ye karşıt olduğu belli. Burada uluslararası bir operasyon var deniyor. Eğer öyle midir? Eğer öyleyse İyi Parti olarak sizin tavrınız ne olur? Şöyle söyleyeyim. Uluslararası siz ülke olarak kendinizi bu kadar güçsüz hale getirirseniz uyduruk şimdi Dubai'de olduğu için Orta Doğu'daki Arap şehliklerinin de mi Türkiye'ye uluslararası operasyon yaptı. Yani Amerika'sı, Rusya'sı, İngiltere'si, İsrail'i bitti. Ama uyduruk dediğiniz devletle Türkiye'nin arası çok gergin. Hatta kimileri 15 Temmuz darbesinin arkasında bile oranın izleri olduğunu iddia ediyor. Onlar belki büyük güçlerle beraber yapmış olabilirler. 15 Temmuz darbesi bambaşka bir şey. Sedat Peker'in bu iddiaları bambaşka bir şey. Hiç kimse kusura bakmasın. Sedat Peker'in iddialarının 15 Temmuz'muş. Efendim uluslararası güçlerin Türkiye'ye operasyonuymuş. Bunlara kimse inanmıyor. Ha söyleyebilirler. Çünkü araştırmak yerine ve kendilerini bu iddianın karşısında çatır çatır bakın bu adam kimdir yahu bu söyledikleri yalandır şeklinde bunun cevaplarını araştırarak kamuoyunun gözünde şeffaf bir şekilde vermek yerine eğer iktidar
Yok, bize operasyon çekiliyor. Biz şöyle şahane bir ülkeyiz. Daha doğrusu biz çok şahane bir ülkeyiz de şöyle şahane yönetiyoruz bu ülkeyi şeklinde yine beka problemleriyle yine işte Batı'nın Türkiye'yi yahut da işte hangi ülkelerse Türkiye AK Parti iktidarını devirmek için. Neymiş arkadaş bu AK Parti iktidarı? Bütün dünya AK Parti iktidarını devirmek istiyor. AK Parti iktidarından başka bu ülkeye hiç mi başbakan görmedi? Hiç mi cumhurbaşkanı görmedi? Hiç mi siyasi parti görmedi? Öncesinde de vardı. İlk seçimlerden sonra inşallah iktidarda bizler olacağız. Bizler bir gün gideceğiz. Belki ve de bir başka seçimde milletimiz başka bir siyasi partiye hemen oylarını verecek. Bu bir nöbet değişimidir. Yani devlet ilelebet bakidir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bakidir. İktidarlar gelir geçer. Güzel hizmet ediyorsa kalır. Güzel hizmet etmiyorsa vatandaşın gözünde güven unsuru kalmamışsa, emniyeti kalmamışsa, vatandaş sıkıntı çekiyorsa seçimlerde götürür. Ama öyle bir tavır var ki AK Parti olmazsa Türkiye yok. AK Parti olmazsa Türkiye'yi terör, kimse terörden temizleyemez. AK Parti olmazsa efendim Türkiye batar. Yok öyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet baki kalacak. Türkiye Cumhuriyeti AK Parti'den önce de vardı ama ekonomik sıkıntısıyla ama başarısıyla bundan sonra da var olacak. Peki bir başka soru. Çok özür diliyorum. Kendi yaptıkları hataları ve kötü yönetimi Türkiye'nin arkasına saklanarak sakın ha temizlemeye yahut da kendilerini susuz çıkarmaya kalkmasınlar. Bir devam sorusu sorayım. Şimdi 17-25 Aralık operasyondan, FETÖ kumpasından sonra seçmen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın arkasında durmuştu. Evet. Şimdi şöyle deniyor. O dönemde muhalefet FETÖ'nün iddialarını kendisine işte çok ciddiye almıştı. Seçmen tam aksine Erdoğan'ın yanında durdu. Bugün de Türkiye'ye karşı operasyon diyor ya iktidar. AK Parti seçmeni başta olmak üzere seçmen bunu düşünüp yine iktidara destek verir mi? Ya da muhalefeti dediğim gibi böyle bir operasyon karşısında onların tezine destek vermek üzerinden eleştirir mi? Ne dersiniz? Yani siyasi maliyeti ya da siyasi boyutu ne olur? Siyasi boyutunu sadece Sedat Peker vakası yahut da Soylu vakasından göremeyiz, bakamayız. Bu iktidarın şu anki 20 yılın sonundaki görünümünden ve yaptıklarından ve ortaya çıkan benim için gerçekten kabul edilmez ve çok çirkin durumdan bir durum. Ama aynı zamanda seçimlerde vatandaşımız kendi ekonomik sıkıntılarına göre de tercihlerinde bulunacak. Hatırlarsanız bu referandumdan önce söylenen neydi? Eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edilirse hükümetin ayağındaki bütün prangalar kalkacak. Türkiye büyük bir refah dönemine girecek. İşte ekonomi uçacak. Dış ilişkilerde Türkiye bütün dünyanın en kabul gören işte saygın konumuna gelecek vesaire vesaire ve bütün bu masallarla vatandaş gidip ki o vatandaşın %50'si seçmenin yarısı reddetti. Gidip de referandumda bu hükümete bu sisteme oy verdi değil mi? Sonra bu sisteme oy verirken kendisine vaat edilenlerin herhangi birisi oldu mu? Bakın Demirel ne der? İktidarları der götüren de getiren de der tencerenin kaynayıp kaynamamasıdır. Şimdi kadınlarımız kadınlarımız ilk uyanan seçmen diyebiliriz. Yani bu işin artık olma. Niye? Çünkü yemeği onlar hazırlıyor. Eşleri kendileri de kazanıyorlar. İşte beraber koyuyorlar ama evi çekip çevirirken çocukları doyurmak onlara ait bir görev. Çoğu zaman böyle kabul ediliyor. Ki burada hemen kadın erkek cinsiyet eşitliğini içinde söyleyeyim. Yani görev ayrımını ben kesinlikle kabul etmem. O başka bir şey ama toplumun geneli bakımından. Kadın seçmen ilk önce uyanır. Bakın herkes isyan ediyor. Onlara da dolayısıyla bütün bunlara bakacaksınız. Yani tek Sedat başına Peker olayı gibi bakmayın diyorsun. Yani hani 17-25 Aralık kaç sene önceydi?
O zamanki ekonomik sıkıntılarla şimdiki ekonomik sıkıntılar da olacak seçim zamanı aynı değil. Peki. Şimdi bir başka sorum da şu. Şimdi bir hukukçu gözüyle Peker'in iddialarına baktığımız zaman size göre en ciddiye alınması gereken, en vahim olanlar hangileri? Tek tek, çünkü birbirinden farklı siyasi iddialar ortaya atıyor. Kendisinin ya da kardeşinin içinde olduğu bir takım suçlarla ilgili iddialar ortaya atıyor. Üçüncü şahıslarla ilgili kanıtı olmayan şeyler de söylüyor. En vahimleri hukukçu gözüyle size göre hangisi? Bir kere en vahimlerinden bir tanesi, önce Sayın Soylu'dan başlayalım. Sayın İçişleri Bakanı'nı yıllardan beri desteklediğini, efendim Demokrat Parti döneminden beri desteklediğini, ona yatırım yaptığını, onun başkan seçilmesi için şeyler dağıttığını, seçmenlere, delegelere, her ne hal ise para verdiğini biz onu desteklemedik mi? Hadi Özışık'la olan konuşmalara bakın. Biz onu desteklemedik mi abi? Nasıl olur abi? Babasını tanıyorduk abi. Bu bana nasıl yapılır abi? Bana pis dedi. Pislik dedi, affedersiniz, kendi sözüyle söylüyorum. Biz Nisan'da dönecektik. Bunun sözünü vermediler mi? Şimdi bunlar bir. Sonra Kolombiya, Venezuela'dan adam yakalanan eroinleri söylüyor. 4 ton 900 gram mı, 900 kilo mu ne diyor? Yakalandı diyor. Bakın diyor, yakalanan diyor, eroinler nereye geliyor? Türkiye'deki falanca şirkete. Falanca şirketin diyor sahibi diyor eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar diyor. Şimdi bunlar o kadar zor. Şimdi bu bir iddia. Biz onun iddiası üzerine burada konuşuyoruz. Bunu tespit etmek o kadar zor değil. Ortada yakalanmış olan, durdurulmuş olan bir gemi var mı? Yakalanmış olan bir efendim 5 ton uyuşturucu var mı? Hakikaten bu uyuşturucunun sevkiyatı nereden nereye? Şirketin sahibi kim? Bu şirket nerede kurulmuş? Sahibi kim görünüyor? Bunu bulmak yani çocuk oyuncağı emniyet için. Ya adam alay ediyor neredeyse. Polislere, savcılara HTS şey kayıtların diyor falanca ile filanca diyor aynı yerde bulundu mu, yok bunu kontrol. Ya bunları ben konuşmaya burada Kübra Hanım gerçekten çok özür diliyorum ama zul kabul ediyorum. Yani bu kulaklarım artık mızrak çuvala sığmıyor. Kıbrıs'taki şahsın ismini gazeteci unuttum şimdi, özür diliyorum. Öldürülmesi için diyor bizden yardım istediler diyor. Yani onlar da yapacakmış demek ki, düşünebiliyor musunuz yani? Fakat diyor kardeşim diyor o sırada askerdeydi diyor, çıktığında da diyor işte aradık diyor, dediler ki biz o işi hallettik. Ve kardeşi sonra gidiyor ihbarda bulunuyor, ben falancayla filancaylaydım, böyleydi, bana bunu dediler, sonradan bizi öldürmeden diğerleri öldürmüş. Şimdi bunları araştırmak çok zor değil ki Kübra Hanım. Emniyet, Türkiye'nin emniyeti, polis teşkilatı, kriminal teşkilatı son derece vasıflı bir şeydir, kurumdur. Bunları hemen irade olduğu takdirde, bulma, ortaya çıkarma iradesi olduğu takdirde hemen ortaya çıkartır. Şimdiye kadar neler 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 bulundu, neler nelerinde üstü kapandı. Yani maalesef ki Susurlu'yu atlattık. Yani Kutlu Adalı cinayeti bu yani, arada. Evet. Yani ben 55 yaşındayım. O zaman şimdi de çok şükür 3.30'umuzda değiliz ama gencecik insanlardık. Çok şaşırmıştık. O günden bugüne Türkiye'de hiçbir şey değişmedi mi Allah aşkına? Peki HDP mecliste bir soruşturma önergesi verdi. İyi Parti'nin tavrı neydi? Çünkü AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi galiba, değil mi? AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi ve de bunun soruşturulması yapılamadı. Yani bu soruşturmanın yapılması gerekiyor. Mecliste de yapılması gerekiyor. Mecliste de tabii yapılır. Siz tekrar getirecek misiniz İYİ Parti'yi? Getirebiliriz. Şu anda yani bir bilgim yok, onu açıkça söyleyeyim. Biz getirdiğimiz zaman da reddedilecektir. Çünkü Sayın ne diyor Cumhurbaşkanımız? İçişleri Bakanımızın arkasındayız diyor. Çünkü şundan da korkuyorlar. İçişleri Bakanı'ndan acaba nerelere gidecek bu? Ve Sayın Soylu'nun da açıklamasına baktığımız zaman zaten ben diyor sadece gitmem okkanın altına diyor. Yani benle birlikte başkalarına da ulaşacak diyor. Yani bütün bunlara baktığınız zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin Soylu'yu efendim desteğine baktığınız zaman ortaya çıkan durum belli ki 40 tane de eğer
mecliste yeterli sayınız yoksa 40 tane de araştırma önerisi verseniz reddedilecek. Zaten şimdiye kadar neler reddedilmedi? FETÖ'nün efendim siyasi ayağı çıksın ortaya reddedildi. İşte bu reddedi. 1000 tane öneri veriyorsunuz. Bir tanesi bile kabul edilmiyor. Elimde liste var. Tek, söylesem tek, şaşırırsınız. Tek tek bütün iddialarını tabii ki sormayacağım ama bir tane içinden seçerek sorayım. Mehmet Ağar ve Bodrum Marina meselesinde siz nasıl bakıyorsunuz? 48 saat içinde boşaltmalı bence gibi bir çağrısı oldu Bakan Soylu'nun. İşte bunlar çok enteresan, birbirlerine şey yapmaya başladılar, bir yerde sarmaya başladılar ve dedi ki ben olsam bir an bile durmam dedi ve o hemen bir tweet atmıştı hatırlarsanız. Çünkü Mehmet Ağar dedi ki biz dedi buraya gelmesek dedi mafya buraya çökecekti dedi. Yani bu çok, bunlar çok ağır laflar. Ne demek? Yani Bodrum'daki marinaya Mehmet Ağar gelmese, orayı yönetmese mafya çökecek Türkiye'de. Soylu çok yanlış. Ve Soylu da bunu çok yanlış buldu. Bu Mehmet Ağar'ın söylediği de yani anormal. Şimdi bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları, saat de geç oldu ama evlerinde oturuyorlar ve bizi seyrediyorlar. Soruyorum ya, bu konuşulanlar, bu duyduklarınız normal mi? Yani kulaklar duyuyor, gözler görüyor. Herhalde bu duyduklarımızı, gördüklerimizi bir tek hani AK Parti'nin üst kademeleri belki görmezden geliyor ama bütün bu konuşulanlar, o şeydeki dört kişinin fotoğrafı, Marina'daki Eken, işte Mehmet Ağar, yanlarında iki kişi daha. Şimdi Alaaddin Çakıcı, yani en önemlisi tabii fotoğraftaki kişi, figürü olarak. Bu fotoğraflar normal mi? Neden çekilir o fotoğraf? Ve özellikle kendileri tarafından neden servis edilir? Kime bir mesajdır bu? Öyle değil mi? Yani bunların hiçbirisi sade araştırılmalı. Hepsi araştırmalı. Son 10 bin dolar alan vekil iddiası diye bir şey ortaya çıktı. Sayın Akşener'in de bu konuda çağrısı var. Muhalefet liderinin de var. Kimdir bu? Bununla ilgili ne yapacak muhalefet? Sayın İçişleri Bakanımız kendisi söylüyor. Ya bu ülkenin İçişleri Bakanı bildiğini söylüyor ama ondan sonra da diyor ki bunu diyor savcıya söyleyeceğim diyor. Nereden bileceğiz biz savcıya ne söylendi ne söylenmedi, söylendi mi söylenmedi mi? Ama bir, doğrusu da o değil midir savcıya söylemek? Çünkü herhangi bir milletvekilini töhmet altında bırakmamak için. Yani hukuk ama bir İçişleri Bakanı, bir ülkenin İçişleri Bakanı, şimdi ben durup dururken yani... Ben vatandaş olarak siyasetçiyim, hukukçuyum. Birisi hakkında der miyim Kübra Hanım, siz der misiniz? X kişi falanca partinin falancası ya da bir bakan, şey bir milletvekili Sedat Peker'den ya da Alaaddin Çakıcı'dan ya da falancadan ayda 10 bin lira maaşa bağlanmış. Bunu ben söylemem. İçişleri Bakanımız söylüyor. Kübra Hanım, bu çok ağır bir iddia. Bu iddiayı söylüyorsanız, siz kamuoyuna söylüyorsanız bunun altında bir amacınız vardır. Normalde haklısınız. Bu ne buralarda söylenir? Bunun yapılması gereken İçişleri Bakanı'nın bu rüşvet alan Sedat Peker'in maaşa bağladığı 10 bin dolar maaşa bağladığı milletvekilini, ki daha önceden beri biliyor işin zaten kabul edilemez olan yanı, zaten hukuka aykırı yanı, siyasete aykırı yanı, hani her türlü etik değere aykırı yanı, zaten uzun zamandan beri bir İçişleri Bakanı olarak bildiğiniz ya da sade vatandaş olarak bildiğiniz bu gerçeği, bu rüşvet suçunu bir milletvekilinin suç örgütü liderinden aldığı ayda 10 bin dolarlık parayı savcılığa şimdiye kadar ihbar etmemeniz. Yani... Hem bu kadar zamandır bildiğiniz şeyi ihbar etmeyeceksiniz. Hem bunu geleceksiniz burada açıklayacaksınız. O zaman bunu açıklamanızın amacı ne? Bu birilerine bir mesaj mı? Yani şimdi herkes... Size göre kime mesaj? Bilemiyorum kime mesaj. Doğrusu bu kadar komplo... Yani bu kadar komplonun içinde... Bu komplo derken bu kadar girift, hukuksuz... Bir dolu şeyin birbirine karıştığı... Olayların içinden çıkmak öyle kolay değil Kübra Hanım. Peki. Ben bunun için kimseyi böyle bir şey yapmam. Hani iddiada bulunmam. Bunu bulmak savcıların asli vazifesidir.
savcının Sayın İçişleri Bakanı'na sorması gerekir, Cumhuriyet Başsavcısının. Böyle bir şey söylediniz, bize bunu açıklayın. Çünkü bu bir ihbar. Anında tabii Sayın Bakan'ın da bir sonuç itibariyle hadi gel de ifade ver diye bir şey olacak itibarı şey yok yani, makamı itibar. Ama anında bunu bir Cumhuriyet Başsavcısının ihbar kabul ederek sorması gerekir. Peki. Kimdir bu diye. Şimdi gelelim Meral Akşener'e protesto meselesine. Şimdi Rize'de yaşanan olayları biz de yayınlarda konuştuk. Bugün Süleyman Soylu İçişleri Bakanı şöyle bir cümle kurdu. Takviye ekip yolladık. Hayatımda yaşadığım en zor gündü. Ama provokasyona açık bir adım atıldığı ortadaydı. Öncelikle bu soruyu sorayım. Sonra Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanı'na yanıtına geçeceğim ama provokasyona açık bir adım atıldığı ortadaydı sözü ne anlama geliyor size göre? Efendim dikkat ederseniz Sayın Bahçeli dedi ki gitmeseydi provokasyon vardı. Hatta geçen gün sizin programınızda sizdeydi galiba Resul Bey ya da bilemiyorum başka bir yer. Mesela yani AK Parti'nin sözcüleri gibi konuşan arkadaşlarımız da işte gitmeseydi falan. Ne münasebet, ne provokasyonu. Meral Akşener bu ülkede 27 yıldan beri siyaset yapan ve İyi Parti'nin lideri. Ve İyi Parti lideri Meral Akşener herkes biliyor ki bu ülkenin en cesur siyasetçilerinin başında geliyor. Kadın lider olarak İçişleri Bakanlığı yapmış, grup başkan vekilliği yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Büyük Millet Meclisi başkan vekilliği yapmış, milletvekilliği yapmış ve cesaretle İyi Parti'yi kurmuş olan lider. Türkiye'nin her esnafının dükkanı, Türkiye'nin her ili, her ilçesi, bu vatanın her parçası, her vatandaşımızın evindeki sofra, çay bize açık. Sayın Meral Akşener'e açık. Neden gitmeyecek? Yani gitmemek ne demek? Hani şimdi Sedat Peker fazla oturup kalkmaya başladılar herhalde bu şeylerle, örgütlerle. Biliyorsunuz filmlerden söyleyelim. Mafya sokakları paylaşır. Şehirlerde şurası senin, burası benim, oranın geliri benim, bana karışma. Gelip de buradan parayı toplayamazsın derler, adam öldürürler falan, değil mi? Herhalde onlarla o kadar çok oturup kalkmaya başladılar ki Rize kendilerinin, falanca il kendilerinin, AK Parti'nin oraya muhalefet partisi liderleri ya da muhalefet partisinin siyasetçileri gitmeyecek, öyle mi? Yok öyle şey. Tamam, burada o zaman biz her yere gideriz. Cumhurbaşkanının biraz tartışma da yaratan sözlerine gelelim. Şöyle dedi, terörle, çetelerle, suç örgütleriyle mücadelede elde edilen bu başarılar birilerini rahatsız etmiş. Pardon, bir dakika, yanlış açıklama okudum. Gelin hanım Netanyahu'nun yanına koyuyor, ardından da Rize'ye gidiyor. Yani bizi yanına koyuyor. Evet. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, çay eline gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günler. Şimdi bu maalesef okuduğum zaman hem bir vatandaş olarak hem hukukçu ve siyasetçi olarak çok üzüldüğüm bir açıklama. Yani zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup konuşmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup konuşmasındaki bu açıklama Türk siyasi hayatının en talihsiz açıklamalarından biri. Baktığınız zaman bir kadın siyasetçiye Türkiye'nin bir ilçesinde, ilinde yapılan, ki bu yapılan suçu ki bu bir provokasyondu. Yani Rize'nin halkı, İkizdere'nin halkı Sayın Meral Akşener'i kucakladı. Lütfen gözünüzün önüne getirin o kadınlarla İkizdere'deki o renkli bütün yöresel elbiseleriyle, örtüleriyle, o Karadeniz kadınlarıyla beraber şarkı söylediği anları ortaya getirin, gözünüzün önüne getirin. Burada bir provokasyon var. Siz gitmiş miydiniz Bahadır? Hayır, ben gitmedim. Bunun çalışmalarından dolayı benim İstanbul'a dönmem gerekiyordu. Peki, ben maalesef gitmedim. Peki şu anlarda neler yaşanmış? Sordunuz bakın, mu arkadaşlarınıza? Bakın şu anlara baktığınız zaman. Yani mesela siz provokasyondu diyorsunuz ya. Şöyle mi oldu, şöyle mi oldu diye soracağım. Mesela Kılıçdaroğlu o gün çıktı, dedi ki bu organize bir saldırı, evet, dedi. Siz de bunu kimi parti yetkililerinizin olduğu gibi organize olarak mı görüyorsunuz?
Yoksa orada halkın protestosu sonucu partililerinizin de karıştığı, karşılıklı bir arbede mi yaşandı? Ne şöyle söyleyeyim, burada tamamıyla sadece İyi Partililerin bu organize saldırıya karşı genel başkanlarını koruma içgüdüsü var. Biz genel başkanımızı hiç kimseye böyle bir saldırı karşısında en ufak bir şekilde kılına zarar verdirtmeyiz. Üstelik genel başkanımız da çok cesur bir kadındır, insandır. Şunu söyleyeyim, bu provokasyondu. Bakın hatırlarsanız daha önceden... Organize miydi değil miydi? Organizeydi. İl başkanı, AK Parti'nin İkizdere İl Başkanı'nın fotoğrafları var. Orayı kontrol ediyor, dikkat ederseniz eğer. Oraya giden arkadaşlarımız bunu net, çok net söylüyor ve zaten fotoğraflarda da kendisi görünüyor. Daha önceden de bir takım pankartlar da asmışlar. İşte biraz şey yapmak için, nedir o, bir provokasyon için. Bu tamamıyla bir provokasyondu. Tamamıyla organize bir olaydı. Kesinlikle halkın kendisinin bir protestosu değildi. Bu çok açık, oraya giden bütün arkadaşlarımızın zaten gördüğü, basın mensuplarının da gördüğü bir şey. Basın mensupları, takip eden basın mensupları sadece şu şeyi görmedi, kavgayı görmedi. Bunun önü var, sonu var. Öyle değil mi? Bütün bir gezi var. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Trabzon'dan da kaçtı. Yahu insaf, Trabzon'a sadece en yakın havaalanı olduğu için uçak iniyor. Özel uçakla gitti Sayın Başkanımız ve de uçakla tekrar arabayla Trabzon'a gidip özel uçakla Ankara'ya döndü. Yani sadece Trabzon havaalanı gitmek ve gelmek için kullanıldı. Gezi de zaten yoktu. Yani şimdi böyle gerçek dışı olaylarla Sayın Akşener'e karşı sanki bir protesto varmış gibi göstermek AK Parti'nin bilinçli olarak yaptığı bir şey. Ama bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bunun sebebi Sedat Peker'in rezilliğin, yani ortaya koyduğu rezillikleri unutturmak. Bunun sebebi bu kötü gidişi unutturmak. Kamuoyunda onlar tartışılmasın, bunlar gündeme gelsin diye bunları yapmak. Fakat bunu yaparken tehdit var burada. En acısı bu. Daha neler neler olacak diyor Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün muhalefet liderleri. Bakın bütün muhalefet, bütün yani Sayın Bahçeli hariç, bütün siyasetçiler bunu çok ağır şekilde kınadılar. Ne dediler ben size hatırlatayım. Öncelikle Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıtı. Dedi ki işte tam olarak bu nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Sayın Erdoğan ve arkadaşları zor günler geçiriyor, benim üzerimden sorunlardan kaçıyor, iddiaları sektiriyorlar ama Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmalarına asla izin vermem. Hiç merak etmeyin, bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan binlerce trolünden umudu kaybetmiş olacak ki kendi de troll gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzıyla bunlar daha iyi günler demiş, geç bunları kardeşim. Er meydanına gel, milletten korkulmaz, sandığı getir dedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da yine bu sözlere tepki gösterenlerdendi. Sayın Erdoğan, Sayın Akşener'e hedef göstererek tüm muhalefeti açıkça tehdit etmiştir. Ayrıca mecliste yaptığımız açıklama sırasında sergilenen tutum ve baskı konusunda destek veren siyasilere de teşekkür ediyorum dedi. Bu arada bu Netanyahu konusuna da biraz gelmek istiyorum. Netanyahu benzetmesi ölçüsüz müydü, yerinde miydi? Bakın, Çünkü o sözler bu protestolara neden oldu diyor AK Parti. Netanyahu benzetmesi kesinlikle Netanyahu'nun, bebek katili Netanyahu'nun, Filistin'e eziyet eden Netanyahu'nun, Netanyahu ile Sayın Cumhurbaşkanı'nı ne kişilik olarak ne de yaptıkları bakımından bir tutan bir söz değildi. Bu defaatle açıklandı. Yani kamuoyu, Batı kamuoyunda çeşitli makaleler yazılıyor. Son 20 yılda liderlerde bazı değişiklikler var. Mesela popülist liderler. Daha efendim bu anlamda iç kamuoyu, yani dış ilişkileri, iç siyasete alet eden liderler. Daha milliyetçi tavırlar takınan liderler. İşte Trump bunların örneklerinden bir tanesi, Netanyahu bunların örneklerinden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanı'nı popülist politikalar
güden bir siyasetçi olarak Sayın Genel Başkan bunu söyledi. Bakın Sayın Genel Başkanımız gerçekten bunu zannediyorum vatandaşlarımız bilir. Çok nazik bir insan aynı zamanda. Yani en ağır eleştirileri yapan ama bu eleştirileri yaparken hep fikirler üzerinden, yapılan siyaset üzerinden, millete yapılan ya da yapılmayan hizmet üzerinden giden bir siyasetçi. Benim bir tane eleştirdiğim konu oldu. Hatta o gün de yazdım. Bir kadının yanına yaklaşıp Akşener'e söylediği siz PKK ile işbirliği evet. yapıyorsunuz gibi bir sert çıkış vardı. Sayın Akşener de orada çok sinirlendi. Acaba alttan alabilir miydi? Çünkü ne olursa olsun sadece Sayın Akşener için geçerli değil. Bu daha önce biz seçim döneminde Ekrem İmamoğlu'nun kimi vatandaşlarla yaşadığı gergin polemikleri hatırlıyoruz. Sonrasında İmamoğlu'na öfke kontrolü yok dendi. Veya şu anki Cumhurbaşkanı'nın bir çiftçiye karşı yaptığı konuşma yıllardır eleştiriliyor. Dolayısıyla siyasetçiler böyle bir halktan gelen eleştiri anında acaba daha alttan alsa daha iyi olur mu? Hemen cevabını vereyim. O kişi halktan bir yani tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama bunu kendi efendim Sayın Meral Akşener'e bir tepki olarak yapmadı. Şimdi o kişinin hatırlarsanız videosu çıktı. Parasını alırken alacak olduğu parayı az bulurken o kadar atar yaptık diyor. Hatırlarsanız o kişinin... Ben videoyu tam anlayamadım. Orada ne diyor? Yani video öyle bir video çıktı bu kadar ama atar ben yaptık, bu kadar atar yaptık. Mecbur muyum ben seni bulmaya, aramaya diyor. Niye gelmiyorsun diyor yanıma diyor. O kişi bakın Meral Akşener'e yaklaştığı zaman o hanım anında A Haber kamerası da ve şeyi de yaklaşıyor. Mikrofonu. Allah aşkına ne zamandan beri iktidarın yıllardan beri çok özür dilerim ama... Hadi yine en güçlü destekçisi olan A Haber, Meral Akşener ya da Kılıçdaroğlu yahut da diğer parti muhalefet liderlerinin şeylerinin dibinde bitiyor. Sonra o hanımın o kadar organize ve o kadar şey bir olay ki onu orada herkes görüyor. Meral Akşener yılların siyasetçisi bunu zaten anında hissettiği için ona onu söylüyor. Bakın Meral Akşener mesela Sayın Genel Başkanımız... esnaf ziyaretlerinde bulunuyor. Esnaf ziyaretlerinde bulunduğumuzda hiçbir zaman mesela parti propagandası yapmıyor. Hiçbir surette hükümeti kötülemiyor. AK Parti ya da işte AK Parti için, iktidar için ben bunca zamandır ağzından çıkan tek bir kötü ya da eleştiri sözü dahi duymadım. Diyor ki, bakın diyor geldik diyor, sizin derdinizi dinlemeye geldik diyor. Bazı esnaf AK Parti seçmeni ve halinden memnun. Bunu da belli ediyor. Bazı esnaf işte ama yani nezaket işte o ayrı ağırlıyor yine falan. Ve en ufak bir şey yok. Yani taşkınlık yok diyorsun. Tabii ki hani en ufak bir aynı zamanda bir kırgınlık yahut da bir efendim o esnafa hani yahut da bazen eleştiri de olabilir. Siz de muhalefet olarak şunu yapmıyorsunuz, biz de muhalefetten şunu bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız büyük bir olgunlukla bütün bunların hepsine cevap veriyor. Haklısınız diyor, biz şöyle şöyle yapıyoruz, böyle böyle yapıyoruz. Tam anlamıyla sadece vatandaşın derdini dinlemek için gidiyor. Çünkü vatandaş dertli buraya kadar artık dolmuş birisine, bir siyasetçiye, bir devlet insanına derdini anlatmak istiyor. Çünkü dinleyen yok. O kadar kopuk vatandaşlar, o kadar kopuk bir iktidar var ki vatandaşın derdini görmüyor. Masallar içinde geziyorlar. Bakın çok çok açık söyleyeyim. Kendilerine bir dünya yarattılar ve o dünyanın içinde Türkiye'nin gerçekliğinden tamamıyla kopuk bir şekilde yaşıyorlar. Oradaki kadınla Kübra Hanım emin olun sade vatandaş değildi. Olduğunu o da zaten tabii öyle. Ki o da öbürünün zaten göstergesiydi. Birincisinde bir şey olmadı, diğerinde daha organize ve kalabalıktı. Peki bu akşam böyle çok sorum var size farklı başlıklardan. Bir tanesi sıcak bir gelişme. Bugün HDP'li milletvekilleriyle 11 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan 14 fezleke meclise sunuldu. İyi Parti olarak siz bu fezlekeler konusunda nasıl bir tavır alacaksınız? Karar verdiniz mi? Biz bunu çok önceden zaten söyledik. Dedik ki bütün... Ama aslında o konuda hatta sözünüzü kestim ama farklı açıklamalar gelmişti. Hatta şöyle deniyordu. Yavuz Ağıralioğlu farklı bir şey söylüyor. Bahadır Erdem farklı bir şey söylüyor. Şimdi farklı bir şey söylemiyoruz. Çünkü
Partimizin yapacağı şey şu. Yavuz Ağaralioğlu bir milletvekili olarak kendi duygularını, kendi düşüncelerini söylüyor ve bunu söylemekte son derece hakkı. Hakkı var. Diyor ki ben diyor bunlara diyor işte eleştirilerini yapıyor HDP ve HDP'li milletvekillerine. Ondan sonra da ben diyor bunu kabul edeceğim diyor. Bunu açıklıyor. Bir milletvekili olarak bunu yapmaya Yavuz Ağaralioğlu'nun hakkı var ve bizim partimizin en güzel tarafı ve genel başkanımızın belki de bir genel başkan olarak en güçlü tarafı bütün partideki mensubiyeti olan her arkadaşımızı gerçekten demokratik bir şekilde başkanlık yapmasıdır. Hiç kimsenin iradesine Sayın Meral Akşener karışmaz. Hele milletvekillerimize hiç karışmaz. Zaten ben, burada grup kararı alınamıyor ama aynen öyle. Yine de tavrınız ne? Nasıl? Bizim tavrımız şudur. Sayın Genel Başkan tarafından da açıklandı. Biz gelecek olan her fezlekenin içeriğine bakacağız, suça bakacağız. Suçun ağırlığına göre o suçun yani iddia bu fezlekelerdeki suçun bir seçim dönemi bitene kadar, ilk seçimlere kadar ki süreçte milletvekili olarak kalmak ve o fezlekenin seçim döneminden sonraya kalıp kalamayacağını yani ağırlığı bakımından, suçun ağırlığı bakımından, işlenen suç bakımından halkın iradesiyle gelmiş olan bir milletvekilinin görevini yapması ya da yapmaması bakım anlamında bunu araştıracağız ve her bir milletvekilinin fezlekesine göre karar vereceğiz. Bu HDP'li milletvekili olsaydı da ben daha yeni bugün İstanbul'daydım hiç bir şey görmedim. HDP'li milletvekili de olsa, başka bir partili de milletvekili olsa bizim yapacağımız tutum budur. Çünkü biz hukukun ipine sarılıyoruz. Kübra Hanım, gücümüz burada. Yani peki mesela şunu da sorayım kısacık. Diyelim ki siz baktınız ve bazı HDP'li milletvekillerine evet hayır dediniz. Bazılarına belki hepsine hayır dediniz. Dokunulmazlığı kalkmasın. Bunlar işte terörü destekleyen partinin dokunulmazlığını kaldırmıyordu. İyi Parti'ye bu HDP ile ilişkiler olan üzerinden olan eleştiriler karşısında zor durumda hisseder misiniz? Bakın Kübra Hanım, biz adaletin ve hukukun ipini hiç bırakmıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de bırakmıyoruz. HDP'li yahut da CHP'li yahut da MHP'li yahut da kim olursa olsun. Bir millet bağımsız milletvekili de var. Milletvekilinin fezlekesi geldiğinde hangi partiden olup olmadığına da genel olarak bakmadan hukuka bakıyoruz. O suçun ağırlığına bakıyoruz. Milletvekili olarak kalması mı, yani suçla milletvekili olarak devam etmesi arasındaki dengeye bakıyoruz. Buna göre karar vereceğiz her somut vekil için, her somut fezleke ve dava için. Burada da güvencemiz, dayandığımız dağ, hukuk. Peki, gelelim şimdi parlamenter sisteme dönüş önerinize. Tam adını iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem. Evet. Şimdi ismi de biraz uzun halk için ama artık alıştı galiba onu, herkes. Biraz detaylarını konuşalım. Şimdi şöyle başlıyor. Diyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçen sürede bir devlet ve sistem krizi yaratmıştır. Evet. Şu anki sistemi değiştirmek hakikaten gerekli mi? Halkı buna nasıl ikna edeceksiniz? Hem kendiniz diyorsunuz vatandaşın derdi ekonomi, ocağında kaynayan tencere, hem de yönetim sistemiyle ilgili biraz böyle karmaşık, nasıl geçileceği belli olmayan bir şey öneriyorsunuz. Seçmene buyurun anlatın, nasıl anlatırsınız? Biz özellikle olabilecek en basit dilde herkesin anlayacağı şekilde yazdık. Özellikle madde yazmadık. Anayasa maddesi yazmadık. Okusun ve insanlar İyi Parti'nin amacı nedir, niyeti nedir, bu ülke için ne yapacak, seçmen için ne yapacak, anayasa iktidara geldiğinde nasıl hazırlayacak, bunu koyduk. Şu baskı mı, bir gösterir misiniz ekran? Tabii ki, bunu gösterelim. Aha. Bu bir şey, nergis çiçeğini özellikle koydular. Niye nergis çiçeği? Çünkü nergis... biraz daha tutun ekrana, daha gelmedi arkadaşlar. Nergis saygı ve... bağlılık temsil ediyor, sadakat temsil ediyor ve biz cumhuriyet değerlerine sadakatimizi ve milletimize saygımızı gösteren nergis çiçeğini bunun önüne koyduk.
Biraz içi açılsın diye insanlar gördükleri zaman koyduk. Çiçek koyduk. Tabii ki içi açılsın diye koyduk. Çünkü biz iyi şeyler istiyoruz. Biz bu ülkede barış olsun istiyoruz. İnsanlar artık gülsün istiyoruz. Kübra Hanım, insanlar gülmez oldu, gülmez. Bakın hani yakın tarih diye bir şey vardır ya. Kitaplar okuruz, gazeteciler yazar. Ne zaman olur bu? 20 sene sonra şu geçtiğimiz 20 yılı göreceğiz. Bakıldığı zaman yapılan yollara mollara bakmayacak millet. O yakın tarihte ne olacak biliyor musunuz? Bu 20 yıllık süre sonunda milletin yüzünün gülmez olduğunu, millette ne huzuru, millette huzur kalmadığını yazacaklar. Bu AK Parti iktidar dönemi için. Ve ben bunu söylerken burada çok üzgünüm. Çünkü ben bu ülkenin bir vatandaşıyım. 83 milyonda birisiyim. Benim bu ülkede evlatlarım var. Anamın babamın mezarı var. Ben ülkem her vatandaş gibi en iyi şekilde olsun istiyorum. En iyi şekilde nefes alalım. Dost olalım, barış olsun. Böyle birbirimize nefretle bu dil kalmasın diye biz bunu yapıyoruz. Peki gelelim önerinize. Şimdi az önce kameraya da gösterdiniz. Şunu sormuştum, yanıt vermediniz. Şu anki sistemi değiştirmek gerekli mi hakikaten? Gerekli. Burada bizi izleyen izleyicilerimize nasıl izah edeceksiniz Sayın bunu? İzleyicilerimize şunu söyleyeyim. Bu sistemin kötülüğü şurada. Hani dediniz ya önce, hani ekonomi bu kadar kötüyken vatandaş bununla ilgilenir mi? İlgilenir. Sebebini söyleyeyim. Ekonominin bu kadar kötü olmasının sebebi sistemin bu kadar kötü olması. Eğer yönetim bu kadar kötü ve hukuk yoksa ekonomi bu kadar kötü oldu. Yani ekonomiyle adalet ve hukuk, devletin yönetilmesi başa baş gidiyor. Yani eğer siz bu ülkede hukuk yoksa ekonomiyi de tutamıyorsunuz. Eğer bir ülkede meclis, parlamento, milletvekilleri denetleyemiyorsa hükümeti, şu anda Cumhurbaşkanı'nı kimse denetleyebiliyor mu? Meclis olarak soruyorum. Bakanları kimse denetleyebiliyor mu? Bakın bir gen soru verilebiliyor mu şu anda? Öyle değil mi? Sayın Soylu için, İçişleri Bakanı için eski parlamenter sistemde olsa 40 kere gen soru istenirdi. Niye? Gen soru nedir? Hakkında iddialar olan, ülkeyi yönetemeyen, yanlış yöneten, ekonomiyi kötü hale getiren hükümetin tümüyle ya da bakanların teker teker denetlenebilmesi ve bulabiliyorsanız sayıyı düşürebilmenizdir. Denetleme yok. Denetleme olmayınca ne oluyor? Merkez Bankası'nın 128 milyar dolara uçuyor. 128 milyar dediğiniz şey Merkez Bankası. Vatandaşlarımız şöyle, ya bana ne 128 milyar? Benim cebimde 128 dolar yok diyor vatandaş belki. Ama öyle değil. O 128 milyar dolar dediğimiz şey ülkenin bunca yıl boyunca, hani her ailenin bir bütçesi olur, yastık altına koyduğu bir parası olur, öyle değil mi? Aile onu gelecek kötü günler için ayırır. O da devletin parası. Hani rahmetli Demirel'in lafıyla tüyü bitmemiş yetimin hakkı var o parada. Bakın denetlenemediği için Merkez Bankası bağımsız, bunlar ne hep hukuk. Şimdi biz hukukçular hukuk hukuk diyor. Bırakın hukuku hukuku. Ekonomi, Merkez Bankası bağımsız olmadığı için, karışıldığı için. Nereden biliyoruz bağımsız olmadığını? Görüyoruz. 20 ayın içinde 3 tane Merkez Bankası başkanı değişiyor. Eski bakan Sayın Berat Albayrak Instagram'dan istifa edip gidiyor. Daha camide bir maskeli fotoğrafı hariç bir seneden beri gören yok. Şimdi bakın görüyoruz Sedat Peker'in olaylarını. Görüyoruz Ruhsar Pekcan meselesini. Var mı denetleyebilen? Bu sistem gelirse nasıl denetlenecek? Bunların sebebi ne? Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kuvvetler ayrılığı yok. Nedir kuvvetler ayrılığı? Şudur. Bir kanunu yapan meclis var. Bir hukuku düzenleyen yargı var. Bir de ülkeyi yöneten hükümet var. Yürütme dediğimiz şey. Bunların üçünün birbirinden bağımsız olması gerekiyor. Bunların üçü eğer bağımsız olmazsa ve birbirleri hakkında özellikle hükümet meclis üzerinde vesayeti varsa, hukuk üstünde vesayeti varsa hukuk bozuluyor. Hukuk bozulduğu zaman ekonomi bozuluyor. Onun için vatandaşlarımızın... Yani sistem değişirse ekonomi toparlar gibi bir iddianız var. Aynen öyle.
Hani diyorlardı ya, efendim bu sistem böyle olacak, sistemi değiştireceğiz. Bakın bürokrasi ayağımıza engel. Biz bir türlü hızlı hareket edemiyoruz. Sanki AK Parti iktidarı 17 yıldan beri büyük bir güçle yönetmiyordu ülkeyi. Ne vardı önlerinde engel olan? Hiçbir şey yoktu. Ama yetmedi, bir türlü yetiremiyoruz. Biz bu iktidara, Kübra'nın, bu milletimiz bir türlü yetkiyi vere vere yetiremedi. Yani gözleri bu anlamda maalesef doymuyor. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Anayasa çalışmaları yapıyorlar ya. Sayın Bahçeli'nin anayasa çalışmasında anayasa mahkemesi yok arkadaş. Bir ülke düşünün. Üst dünyanın bütün ülkelerinde anayasa mahkemesi var. Ya da anayasa mahkemesi adı olmayıp başka bir adı olan en yüksek mahkemesi var. Ona tahammül edemiyorlar. Ona. Niye? 80 ihtilalinin tortusuymuş. Hadi canım oradan. Vay efendim, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mantığını anlamamış bu Anayasa Mahkemesi hakimleri. Enis Berberoğlu'nu Bidayet Mahkemesi'nin kararını anayasaya aykırı buldu diye Sayın Bahçeli beğenmedi, Anayasa Mahkemesi'ni kaldırıyor. Hem de Anayasa Mahkemesi artık tokat attı Bidayet Mahkemesi'ne. İki kere verdi kararı yahu. Birincisine uymadığı için bir daha verdi, oy birliğiyle verdi. Dünyada anayasa mahkemesi olmayan devlet yok. Bakın ona bile tahammül edemiyorlar. İşte bütün bunlardan dolayı yetkileri vere 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 biz doyuramadık. Milletimiz de doyuramadı. Milletin, ülkenin bütün kazancı bütçeyi yaparken, dağıtırken vatandaşlar değil, 5 tane müteahhit düşünülerek dağıtılıyor. Ondan sonra da ülkede huzur var, öyle mi? Hadi canım oradan. Ülkede huzur varsa Türk milletinin aile bağlarının kuvvetliliğinden şükretmeyi bilip Allah'ına yani şükretmeyi bildiği için nüvemiz iyi, nüvemiz iyi insanlarız biz. Ama bu demek değil ki bu hukuksuzluğa, bu kadar cebimizden para alınmasına ömrü billah izin vereceğiz. Onun için bu sistem değişecek ki kuvvetler ayrılığı denen şey gelecek. Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığını bilecek, hükümet vazifesini yapacak. Meclis hem hükümeti denetleyecek, yanlış iş yapıyorsa onu denetleyebilecek. Onu zapturaptı alabilecek. O zaman vatandaş diyecek ki ya biz yıllarca parlamenter sistemle yönetildik. O çok mu matah bir şeydi, ne farkı vardı diyecek. Ben de size eski sistemden farklı ne öneriyorsunuz hemen diye söyleyeyim. Tek soracağım. Yönetmenim, araya şimdi mi gidiyoruz? Peki, araya gidiyoruz. Aradan sonra şunları soracağım. Cumhurbaşkanının kaç yıl görevde kalacağına ve kaç defa aday olacağına dair çok enteresan şeyler koymuşsunuz. Çok öneriler koymuşsunuz. Çok düşündük. Çok enteresan. Tarafsızlığı sağlamak için çok düşündüm. Şöyle bir ipucu vereyim, eğer izleyicilerimiz bilmiyorlarsa. Ben bu önerinizle Cumhurbaşkanı olacak kişiyi, yani Cumhurbaşkanı'nın olmaya gönüllü biri bulabilecek misiniz? Emin değilim, onu soracağım. Vatana, millete hizmet etmek için, o en yüksek makama çıkmak için gerçekten eğer o karaktere sahipse çünkü koşa koşa gider. Pek çok şeyden vazgeçmesini istiyorsunuz. Çok da başka enteresan şeyler de var. Aradan sonra devam edeceğiz. Siz de sorularınızı yazın. Şimdi bakacağım sosyal medyaya. Evet, Bahadır Erdem'le konuşmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı kaç yıl görevde kalacak, kaç defa aday olacak? Bir de Cumhurbaşkanı görevinden ayrıldıktan sonrası için çok enteresan bir öneride bulunuyorsunuz. Nedir o? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması çok önemli bir ülke için. Şu andaki yaşadığımız birçok sorunun temelinde bu var. Ben yalvarmıştım bu ekranlarda, televizyon ekranlarında referandum size ne olur bari, yani o zaman bir hukuk profesörüyüm, ne olur bari dedim Cumhurbaşkanı'nı tarafsız yapın. Halk dedim o zaman kendini iktidar partisine oy vermeyen vatandaşlar yalnız hisseder. İktidar partisine oy vermeyen vatandaş ülkenin en üst makamı kendisini temsil etmiyor hisseder, ikinci sınıf hisseder diye. Israrla bunu yaptılar ve şu anda kendileri de kurtulmak istiyorlar. Ama
iş işten geçti çünkü bütün zarar verildi. Bizim Cumhurbaşkanımız bir kere görev yapacak. Bir kere. Bir kere. İkinci seçilme yok. Çünkü ikinci seçilme olduğu zaman gayri ihtiyari bir kere daha seçilebilmek için gündelik siyasete giriyor bir cumhurbaşkanı. Partilerle bir takım yakınlıklar. Bu çok doğal. Çünkü bir kere daha seçilmek istiyor. Öyle değil mi? İşte bundan kurtarmak için cumhurbaşkanı sadece tarafsız olsun. Sadece o onursal makamda. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milleti temsil eder. Yahu bu büyük milleti ve bu devleti temsil eden o büyük makamda ki kişi bir kere oraya seçildiği zaman sadece milletine hizmet edecek. Kaç sene kalacak? 6 yıl. Sonra? Sonra da bir daha aktif siyasete dönmeyecek. Yani ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım ama ya kardeşim ben milletvekili olmak istiyorum. Olmayacak. Partime dönmek istiyorum olmayacak. Derse. Olmayacak. Çünkü o zaman da sonraki dönemi hesaplıyor cumhurbaşkanları. Cumhurbaşkanı olan kişinin zaten belli bir olgunluğu. Ama bu şu demek, yani sevgili seyirciler, İyi Parti diyor ki aslında bir başka ifadeyle, Cumhurbaşkanı olan kişinin siyasi hayatı ilelebet bitecek. Sonra emeklilik hayatı. Bu şartlarda kim Cumhurbaşkanı siyasi olacak? Hayat, siyasi hayat illaki milletvekili ya da başbakan olmanız demek değildir bir kere. Ama aktif siyasetten ayrılacak diyorsunuz. Aktif siyaset dediğiniz nedir ki Kübra Hanım? Siz eğer bu millete tarafsız cumhurbaşkanlığını 6 yıl yaptıysanız, bu ülkenin sıkıştığı günlerde sıkışıklıkları çözmek için o hakemlik vazifesini becerdiyseniz, bu ülkenin vatandaşından, siyasetçilerinden övgünüzü, minnetinizi aldıysanız, zaten cumhurbaşkanlığından ayrıldığınızda sizin kapınızdan kimse ayrılmaz. Peki ama o zaman sadece çok yaşlı olan, siyasette uzun hedefleri olmayan isimler cumhurbaşkanı olmak istemez mi? Cumhurbaşkanı, şimdi zaten cumhurbaşkanı olabilmenin belli bir olgunluğu var. Yani gelen geçen insan cumhurbaşkanı olmuyor, hiç kimse kusura bakmasın. Cumhurbaşkanı olabilmek için de önce bu millete hizmet etmek lazım değil mi? Öyle millete hizmet etmeden, kendini ispatlamadan, kendini sevdirmeden bu vatandaşın, bu milletin, bu ülkenin, bu devletin hayrına yıllar içinde çalışmadan hiç kimseye öyle cumhurbaşkanı yapmazlar. Önce bir kendinizi ispatlayacaksınız. İspatladıktan sonra bu millet sizi cumhurbaşkanı yapmaya layık görecek. Ya ben artık yolun sonuna geldim siyasette diyenler sadece aday olmak istemez mi bu durumda? Vallahi şöyle söyleyeyim. Bu ülkenin cumhurbaşkanlığı makamı çok kıymetlidir. Ama ülkenin tarafsız bir cumhurbaşkanlığı tarafından yönetilmesi cumhurbaşkanının aktif siyasete dönüp dönmemesinden daha kıymetlidir. Bu zorluk burada ama biz milleti düşünüyoruz. Ben açıkçası beğendim. Çünkü çok sonrasında siyaset yapmayacağı için gündelik siyasete göz kırpmayacak, partilerle denge siyaseti şimdi bakın, gütmeyecek. Tarafsızlığı sağlamak için ne sağlar diye biz çok düşündük. Bunu çok düşünerek yaptık. Bazı formüllerimiz var demiştim. Ben çok bunu söyledim. Doğru. Seçimin nasıl olduğuna bile önem vermiyoruz biz. Bugünden biliyorsunuz biz referandum yaptık ve millet seçiyor şu anda değil mi? Biz millet mi seçsin, meclis mi seçsin? Onun için bakın karar vermedik. Onu aslında eleştiri olarak yazdım ben. Yani neden onu söylemiyorsunuz? Çünkü sonuçta milletin seçtiği cumhurbaşkanı eğer o hakkı milletten alırsanız halk tepki göstermez mi gibi işte de bir durum var. Biz milletimizi, bakın şu anda anayasa yapma gücüne kimse sahip değil. Biz ne zaman bu anayasayı yapacağız? İktidar olduğumuzda yapacağız. Millet inşallah bize... İktidar olduğunuzda değil, meclis çoğunluğunda yakaladığımızda. Tabii ki meclis çoğunluğunda yakaladığımız zaman. Ama hiç şüpheniz olmasın. Velev ki meclis çoğunluğunu sağlamadık. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sadece Sayın Erdoğan'ı düşünerek yapıldı. AK Parti kendi liderinden başka bu Türkiye'de bir Allah'ın kuluna bu kadar kuvvetli yetkileri vermek istemez. Yani şöyle hiçbir mi zaman diyorsunuz? Çok özür dilerim, tabii sözünüzü tabii kestim. Ben kestim. Hiçbir zaman kaybedeceklerini düşünmüyorlar. Hadi bakayım Millet İttifakı'nın adayı kim olursa olsun. Biz tabii ki Sayın Meral Akşener'in cumhurbaşkanı, ilk kadın cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz. Bütün devlet tecrübesiyle, halka yakınlığıyla ve bu gerçekten insani karakteriyle. Ama kim olursa olsun millet muhalefetin, millet iktidarının adayı cumhurbaşkanı olsun, bu yetkileri
Hadi bakayım AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ister mi? Eğer koşa koşa gelip de sizin parlamenter sistem öneriniz vardı, hadi birlikte geçelim de bu kuvvetler ayrılığı olsun demezlerse, ben de Profesör Doktor Bahadır Erdem değilim. Ya demezlerse? Demezlerse millete eğer, verdiğiniz sözü tutamamış olmayacak mısınız? Biz millete verdiğimiz sözü tutamamış ol, millet bize onu değiştirme gücünü vermez ise ne yapabiliriz ki? Bir anayasa var. Biz kimseyi kandırmıyoruz. Biz hiç kimseye yalan söylemiyoruz. Diyoruz ki bir söz veriyoruz. Diyoruz ki seçmenimiz ve biz bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı için hazırladık. Yani o partinin seçmeni, bu partinin seçmeni kesinlikle kim cumhurbaşkanı olur, kim başbakan olur, isimler üzerine hiç düşünerek hazırlamadık. Onların nasıl bir yönetime ihtiyacı var bu adamların, bu cumhurbaş, onu da hiç düşün. Sadece milleti düşünüyoruz. İster o partinin, ister bu partinin seçmeni olsun, hiçbir fark yok bizim için. Biz açıkça söylüyoruz, iktidara gelirsek diyoruz, bakın size bunları yapacağımız bir anayasa hazırlayacağız. Hem de hemen çalışmalara başlayacağız. Şimdi diyelim ki bu sistem değişikliği için aslında bir daha izleyicilerimize belki bu hesap çok karışık geliyor olabilir. Şöyle bir cümle özetleyeyim. Şimdi muhalefet bu sistemi değiştirelim diyor ya. Bunu yapabilmeleri için mecliste çoğunluğu, yani şu anda tek başına sadece iktidar olsalar, yani cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalar bile yetmiyor. 360 milletvekili ancak referanduma gidiyorsunuz, 400'le kendiniz değiştiriyorsunuz. Yani halkın sadece cumhurbaşkanını muhalefetten seçmesi yetmiyor. Aynı zamanda mecliste de 400 milletvekilinin seçilmesi gerekiyor. Bu da şöyle demek. Toplam oyun %60'ını muhalefetin alması demek. Çok çok büyük bir hedef. Çok büyük bir hedef. Aynı şey bugünkü iktidar olan ve ortağı Cumhur İttifakı'nın şeyleri için de geçerli. Hani anayasa hazırlıyorlar ya. Tabii bu hazırladıkları anayasayı geçirmelerine imkan ve ihtimal yok. Ancak onlar da efendim seçimde %60'ı alırlarsa geçirebilirler. Alamayacaklarını da burada altını çiziyorum. Peki. Şimdi diyelim ki her şey gönlünüze göre oldu. İnşallah. Değişti. Halktan büyük destek aldınız. Muhalefet bir cumhurbaşkanı adayı çıkardı, seçildi. Sonrası için takvim var mı? Nasıl geçeceksiniz? Onun takvimini... Yani aldık yetkileri, geçeceğiz canım, biraz zaman geçsin, biz de biraz yönetelim diyecek misiniz? Kesinlikle böyle bir şey demeyeceğiz. Bu halktan aldığımız oy oranına göre meclisteki... yani sandalyemize, milletvekili sandalyemize göre ittifak olarak 360 mı? 400'ü geçer miyiz? Geçmez miyiz? Diyelim geçtiniz yani. 3 ay sonra mı geçeceksiniz? Bir sene sonra mı geçeceksiniz? Bakın biz şu anda halkımız anlayabilsin. Herkes anlayabilsin. Ve bu bütün Türkiye'nin görüşü, önerisi, eleştirisi ve fikri için sunulmuştur. Herkesten görüş bekliyoruz. Çünkü anayasa maksimum mutabakatla, en fazla mutabakatla hazırlanır. Sadece İYİ Parti'nin anayasa hazırlamaya hakkı yoktur. Sadece CHP'nin yoktur. Sadece AKP'nin yoktur. Eğer bir anayasayı faydasını getirmeksini istiyorsanız bu ülkeye, ülkenin seçmeninin, temsilcilerinin çoğunun ortak yaptığı bir anayasa fayda sağlar. Dolayısıyla biz onun için de özellikle madde madde buraya yazmadık. Ama bizim şu anda ben size söyleyeyim, yönetim, yani hani şu en son değiştirilen maddeler var ya referandumda. Bir idari sistemden, parlamenter sistemden neye geçtik? Bambaşka bir sisteme geçtik. Aslında başkanlık o sistemi, böyle? O sistemi değiştirmek için yeniden parlamenter sistem, ama kuvvetli ve iyi bir parlamenter sistem. İyileştirilmiş. Biraz sonra aradaki farkı söyleyeceğiz. Onun için maddelerimiz aslında hazır. Ama tabii daha detaylı olan maddeler için zaten anayasayı değiştirme zamanı geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ile, efendim Saadet Partisi ile, Deva'dı, Gelecek'ti, AK Parti'ydi. Herkes, bakın biz bunu hazırladık. Peki bu seçime gitmeden belli olacak mı? Yani siz seçime gitmeden, ey seçmen, biz şimdi geçici bir hükümet kurmak için senden o istiyoruz. Geçici diyorum, çünkü siz bizi seçtiğinizde biz 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra neyse tekrar gideceğiz, geleceğiz sana.
parlamenter sistemde yeniden seçim olacak. Evet. Diyeceksiniz. Evet. Bunun süresini seçimden önce açıkça söyleyecek misiniz? Bunun süresini seçimden önce açıklayabiliriz. Bu süreyi açıklamak tabii ki Sayın Genel Başkanımıza çünkü halkı kandırılmamanız için çok kesinlikle önemli. Kesinlikle halkı kandırmak gibi en ufak bir niyetimiz yok. Kesinlikle bu bir kimseye kesinlikle verilmemesi gereken. Hani peygamber olsa bu yetkilerle bu kadar yetkiyi bir ülkenin başkanına veremezsiniz. Adamı bozar. Nitekim olmuyor. İşin hukuki teorisine uymuyor. İşin hiçbir şeyine uymuyor ve görülüyor zaten. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey bizde de olmuyor. Ve bizim ama ne güzel bu yetkileri bu sefer biz kazandık. Hadi bakalım biraz da biz ülkeyi böyle götürelim. Bakın Sayın Meral Akşener'in de, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da, Sayın Karamollaoğlu'nun da zannediyorum insani karakterleri bakımından, ahlaki karakterleri bakımından halkın üzerinde inandırıcılıkları var. Zaten bu birliktelikte mesela büyük bir siyasi nezaket de var, insani nezaket de var. Biz böyle kavga, gürültü, nefret söylemleriyle bir araya gelen insanlar değiliz. O zaman anayasayı değiştirirken bizim bu hazırladığımız ilkeler, hazırladığımız maddeler, CHP'nin de maddeleri olacak muhtemelen. Daha değişecek diyorsunuz. Tabii ki çünkü öyle. Ayrıntılar var. O ayrıntılar için büyük bir komisyon kurularak hazırlanacak. Bir anayasayı hazırlamak o kadar kolay değil. Peki Bahadır Bey, bu kitabı koltuğunuzun altına alıp AK Parti'ye de gidecek misiniz? Gideceğiz. Tabii ki gideceğiz. Seçmenin... Sayın Akşener Cumhurbaşkanı'ndan randevu mu isteyecek? Sayın Akşener Cumhurbaşkanı'ndan randevu mu ister? Yoksa efendim zannediyorum bir heyet oluşturulacak ve heyetler İYİ Parti heyeti şeylere gidecek. AK Parti'ye gidecek, CHP'ye gidecek, diğer partilerin... Yani genel başkan düzeyinde değil de kurmaylar düzeyinde. Bir heyet düzeyinde olduğunu düşünüyorum. Ben de o heyette olacağım. Belli mi tarihi? Yani en kısa zamanda randevuları alınıyor. Daha bu dün açıklandı ve peki, dün konuştuk. AK Parti'den randevu aldınız mı? Hayır daha herhangi bir şey. Bizim için magazinel tarafı o çünkü. Peki o magazini ilk size telefon edip söyleyeceğim. Söz. Tamam anlaştık. İlk Habertürk'e bunu sizin kulağınıza hemen telefonla anlaştık, söyleyeceğim. Anlaştık, çok teşekkür. Ama gideceğiz. Çünkü şunu da söyleyeyim. Biz kimseye düşman değiliz ki. AK Parti de bu ülkenin siyasi partisi. AK Parti'de de efendim siyasetçilerimiz, arkadaşlarımız var ve hükümet. Yani onun seçmenini dışarıda mı bırakacağız? O Türkiye Cumhuriyeti Milleti'nin AK Parti'ye oy veren seçmenlerini temsilen tabii ki hazırladığımızı götürüp vereceğiz. HDP'ye de verebiliriz tabii ki. Yani bilemiyorum. Evet, ziyaret olacak. Şu anda parti düşünmedik ama... Yani parti konuşmadık. Sadece şu kadarını söyleyeyim. AK Parti'ye tabii ki iktidarı temsil eden büyük yani iktidar partisine yollayacağız. Peki. Şimdi gelelim yine şu enteresan noktalara. Eski sistemden farklı ne öneriyorsunuz? Mesela bakanlarla ilgili, bakanların seçilmesiyle ilgili ya da kabinenin oluşmasıyla ilgili eskisinden farklı bir şeyler öneriyorsunuz. Var. Ne onlar? Onu da düşündük. Dışarıdan bakan atanmayacak. Bakın hatırlarsanız ne deniyordu? Efendim CEO bakanlar gelecek, sektöründe iş insanı bakanlar gelecek, bakanları gördük. Sayın Ruhsar Pekcan'ı gördük. Sayın Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketinden 3 katı 4 katı fazla fiyatla kendi başında bakan olarak bulunduğu bakanlığa sattığı dezenfektanları gördük. Bununla ilgili meclis hareket edebildi mi? Bununla ilgili herhangi bir şekilde bir savcılık hareket edebildi mi? Hayır. Sayın Turizm Bakanımız, Sayın Efendim Milli Eğitim Bakanımız, Sayın Sağlık Bakanımız, birisinin Sayın Sağlık Bakanımızın üniversiteleri, hastaneleri, Sayın Turizm Bakanı'nın turizm şirketleri, otelleri, diğerinin okulları ne oluyor? Bir bakıyorsunuz Türkiye'nin en güzel koylarından biri Sayın Turizm Bakanı'nın sahibi olduğu şirkete kiralanabiliyor. Bir bakıyorsunuz Ankara Garı, tarihi Ankara Garı, Mustafa Kemal Atatürk'ün geldiğinde trenden inip ilk kaldığı tarihi Ankara Garı. Benim için çok önemlidir çünkü Ankara İstanbul arası çocukken çok trenle gidip geldim. Bir bakıyorsunuz Medipol Üniversitesi'ne veriliyor. Sayın Bakan diyor ki efendim hiçbir kayırma yoktur.
Arkadaş, Medipol Üniversitesi'nden başka verilecek yer yok mu? Tahsis edilecek yer yok mu Ankara Garı'nda? Şimdi sektörü bilen uzman, işte Milli Eğitim Bakanı örneğinde de olduğu gibi alanının uzmanı bakanlar vaadiyle aslında bu biz sistem alan, getirmiş. Biz getirmiş. İşi gücü olan, biz alanında uzman milletvekili, 600 milletvekili var Sayın Kübra Apar. Azaltılabilir. Azaltılması gerektiğini söyleyen arkadaşlarımız çok. Biliyorsunuz meclis milletvekillerinin de belli bir şeyi var. Harcama var. Yani bütçe var vesaire falan. Bunu da tartışıyor. Bugün için bir şey söylemedik. Seçimlerden sonra yine milletimiz ne isterse. Yani burada biz milletin görüşünü de istiyoruz. Sivil toplumun görüşünü istiyoruz. Akademisyenlerin görüşünü istiyoruz. Zaten hazırlarken de çeşitli sivil toplum liderleriyle, çeşitli hocalarla birlikte hazırladık. Akademisyenlerle, efendim alanında uzman olan çeşitli kişilerle birlikte bu hazırlandı. Peki, şimdi detaylarına kısmen girelim. Çünkü izleyicilerimizin de ilgilenmeyeceği kadar detaylara girmek istemiyorum. Mesela işte koalisyonla ilgili açıklamalar var, yargıya üye seçimiyle ilgili var, yerel yönetimler, kayyum meselesiyle ilgili var. Türk denetim yasası diye bir şey var mesela. Enteresan olan bu. Nedir Türk denetim yasası? Şimdi şudur, Türk denetim yasası dediğimiz zaman bakın, dedik ya hani ilkelerimiz. İlkelerimizden birisi denetim. Bu ülkede son özellikle 5 yılda, ve ondan önce de iktidarın şeyi, yani bu çok güçlü bir iktidardı, unutmayın. 20 yıldan beri görevde olan bir iktidardan bahsediyoruz. Ve bu iktidar esnasında gerçekten iktidarı denetleyebilen bir mekanizma ve denetleyebilen bir sistem yoktu. Türk denetim yasasıyla biz bakanlık kurumlarında, aynı zamanda genel müdürlüklerde denetim görevi yapan elemanların bir örnek şekilde bağımsız ve tarafsızlığını, bu görevlerini yaparken kurumlarını, denetim yaptıkları kurumu özgürce kimseden korkmadan denetleyebilmesini istiyoruz. Bunun için onlara kanuni güvence sağlayacağız. Aynı zamanda bir denetim akademisi kuracağız. Bu insanların nasıl çalışacaklarını, hangi ilkelerle çalışacaklarını ne yapacağız? Onlara anlatacağız denetim akademisiyle. Ve meclisin denetimi çok önemli. Yani meclis özellikle, bakın parlamentoların 4 tane görevi vardır. Birincisi kanun yapmak. İkincisi iktidarı denetlemek. Üçüncüsü bütçe yapmak. Dördüncüsü milleti temsil etmek. Şu anda kanun yapamıyor. Yapıyor ama size söyleyeyim. Cumhurbaşkanının çıkardığı karar ve kararname sayısı aynı dönemdeki meclisin çıkardığı kanundan daha fazla. Kararnamelerle yönetiliyor. Kararnamelerle yönetiliyor. Yani meclisin asli görevi olan kanun yapma yetisi elinden alınmış. Yahu niye seçiyoruz biz bunu? Ülkenin kanunlarını yapsınlar diye seçiyoruz değil mi milletvekillerini? İkinci görev, en önemli görev, iktidarı denetleyecek. Kuvvetlerin birbirini denetlemesi lazım. İşte bu denetim yasası da o işe yarayacak. Denetim diye. Yasası da bunu, onu tamamlayan unsuru. Az yani önce, denetim elemanlarının kanunu bu. Az önce ilginç bir detayı atladığımı fark ettim. Böyle metinde bulmaya çalışıyorum ama bakanların istifa etmek istemesi durumunda ilginç bir şey getiriyorsunuz. O neydi? Şimdi bakın, meclisten bakan seçmenin şöyle bir önemi var. Şu anda bakanlar nasıl seçiliyor? Bir kişi, Cumhurbaşkanı. Bunu da nasıl bir, yani nasıl bir vavela ile anlatıyorlar? Milletin efendim şeyiyle, oyuyla seçildi. İstediğini yapar. Onu bakan atar. Bunu nitekim tek bir kişi bakanları seçiyor ve bir kişi yine isterse bakanların istifasını da istiyor. Bakanlar ne oluyor? Sonuç itibariyle görevde kalmak ister değil mi bir bakan? Tabii. Ama eğer siz bakanı dışarıdan değil milletvekillerinden seçerseniz, bir namuslu bakan, başbakanla geçinemeyen bir bakan, hükümetin şeyiyle programına uymayan, kendisine karışıldığını düşünülen, üzerinde efendim kendisinin yapmak istediği bakanlıktaki işlerini yaptırılmadığını düşünen bir bakan istifa ettiği zaman artık sokakta kalmayacak. Yine kendisini milletin oyuyla seçtiği milletvekilliği koltuğuna dönecek. Peki bunun bir dezavantajı olmaz mı? Şöyle ki
Örneğin muhalefet olarak siz eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çok eleştiriyordunuz. Görevden affını istedi, yani istifa etti. Öylesi bir durumda eğer, ya da Ruhsar Pekcan şu an milletvekili olacaktı o zaman. Ruhsar Pekcan ve Sayın Ruhsar Pekcan yani ve Sayın Berat Albayrak kendileri hükümetin, cumhurbaşkanının ya da bizim sistemimizde başbakanın yaptıklarına tahammül edemeyip ben böyle çalışamam arkadaş, böyle ülke mi yönetilir? Ben şunu şunu yapmak istiyorum, ben şöyle şöyle milletin hayrına yaparak bakanlık yapmak istiyorum, istifa ediyorum diyen bakanlar değil ki. Ama Hanım, ne farkı var? Sonuçta şöyle, teknik olarak şöyle istifa edeni meclise alacaksınız. Şöyle farkı var. Meclisi aldığı zaman kimse dövmeyecek sonuç itibariyle. Bu insanlar başarısızlıklarından dolayı görevden alındılar. İstifa etmek zorunda kaldılar. Onu demeye çalışıyorum. Başarısızlığından dolayı görevden alınan bir bakanı siz o zaman milletvekilliği vererek paye vermiş olmayacak mısınız? Hayır, paye vermiş olmayacağız. Başarısızlığından dolayı görevde... Bakın, bir insan milletvekili vazifesiyle bakanlık vazifesi aynı mı? Ve başbakan kendi... Şimdi bizim sistemimizin şu anki sistemden çok önemli bir farkı var. Bizde bakanlar kurulu var. Bakın, cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kurulu. Bizim sistemimizde başbakan, bakanlar kurulunun başı olarak ama teknik olarak onlarla aynı seviyededir aslında. Fakat Türk siyasi hayatında çok üsttedir. Yani şeyde, uygulamada. Onlarla birlikte meclise sorumlu bir bütün olarak kolektif sorumluluğu var. Bir de her bir bakanın kendisinin tek tek sorumluluğu var. Şimdi başbakan milletvekilleri arasından yahu bu çok iyi Milli Eğitim Bakanlığı yapar diye birisini seçip başbakan da beğenmemiş olabilir. Ama bir insanın iyi bakanlıkta başarısız olması, onun namussuz olması, onun milletvekili olamayacağı olma, yani bir insan başarısız olabilir. Yahut da başbakanın beklediği onluk bir başarıdır o bakanlıkta. Bu arkadaşımız yedilik sekizlik bir başarı verebilmiştir, altılık verebilmiştir. Ve başbakan belirli bir müddet sonra bir başka milletvekili arkadaşının daha iyi hizmet ederek, amaç ne ama? Hep millete hizmet etmek. O gelsin daha iyi hizmet etsin diye. Peki. Onu elinde, onun bakanlığından alıp tekrar milletvekili makamına dönmesini sağlar. Peki. Ve orada yine görevine devam eder. Çünkü milletvekilidir. Tamam. Son 10 dakikamız, onun için sözünüzü kesiyorum biraz hızlanmak tabii ki, için. Tabii ki. Yine böyle enteresan noktaları yakalamaya çalışıyorum. Nüfusu çok yüksek olan büyük şehirlerle ilgili özel bir düzenleme yapıyorsunuz. Nedir o? Şimdi bakın, nüfusu büyük şehirlerin şu anda bakın göç var. Belediyeler, Türkiye'deki belediyelerin çok büyük sorunları var. Özellikle ve özellikle merkezi yönetimle belediyelerin farklı siyasi partilerde olması halinde gerçekten belediyelerin hizmetleri engelleniyor. Bakın 20 yıldan beri son yerel seçimlerde AK Parti'nin yenilmez denilen kalelerinin hepsini Millet İttifakı aldı. Ve ne oldu? Bu sefer millet belediye seçilmiş belediye başkanlarının vazifelerini yapmaları son derece, hem de böyle hiç utanmadan, yani hiç saklamadan engellenir oldu. Ellerinden yetkiler alındı ve bunu bütün millet görüyor. Yani milletten bu pandemi döneminde yardım toplayıp halka dağıtacaklar, onu bile engellediler. Niye? Çünkü muhalefet partisinin belediye başkanı halka hizmet etmesin diye. Buna bir dolu efendim kendilerine göre hukuki şeyler uydurdular, hepsi palavra. Şimdi merkezle eğer belediye başkanı farklı partilerden oldu mu, belediyelerin özerkliği ilkesi var. Yani bu belediye kanununun ve belediyeciliğin bütün dünyada geçerli olan sistemi. Sebep ne? Çünkü belediye bulunduğu belediyeliği, yani kendi belediyesinde halka en yakın kişidir. Niye özerklik verilir ona? Yani mali özerklik, işte idari mümkün şu olduğu kadar. Özerklik deyince, özerklik deyince şey böyle federasyon, konfederasyon, efendim ülkeden kopup öyle bir şey sakın öyle yanlış bir şey anlamasın vatandaşlarımız. Tabir olarak bu kullanılıyor. Yani sakın yönetim olarak değil. Kontrol altı şey, tabii ki kontrol edilecek de baskı altında alınmadan halka en iyi şekilde hizmet edebilmeleri için
belediye kanunu yeniden düzenlenecek. Hem idari hem mali hem de hukuki bakımdan baskı altında olmaları ve merkez tarafından şey dağıtılırken, belediyelerin payları, gelirleri dağıtılırken mesela büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri farklı partiden olduğu zaman, muhalefet partisinden ilçe belediyesi olduğu zaman bu sefer de büyükşehirle ilçe belediyesi arasında büyük bir şey çıkıyor, problem çıkıyor. Bütün bunların ortadan kalkacağı ve halka en iyi şekilde belediyelerin hizmet edeceği sistemler getirilecek. Peki, son 5 dakikam. Erken seçim diyor sürekli muhalefet. Siz de erken seçim çağrısı yapıyorsunuz. İktidarsa 2023 Haziran diye net tarih koyuyorlar. Ne olacak bu tartışmanın sonu? Yani vatandaş şimdi 2023'ten önce seçim beklesin mi, beklemesin mi? Vallahi ne erken seçimi Kübra Hanım, gecikmiş seçim, gecikmiş. Eskiden olsa şimdiye kadar AK Parti çoktan aman %25, %26, %27 civarında oyumuz var ya da %31, %32 oyumuz var. Hemen bir baskın seçim yapalım da elbet yanımıza da işte MHP'nin de ne kadar oyu varsa onu da takarız. Bir güven oyu alacak kadar da geçiririz. Hemen ne yapalım? Baskın seçim. Ama şimdi %50+1'i geçmeleri lazım. Neyle %50+1'i geçecekler? Bu berbat ekonomiyle mi geçecekler? Bu hukuksuzlukla mı geçecekler? Sedat Peker'in videolarıyla mı geçecekler? Neyle %50+1 geçecekler? Bütün kamu oyu araştırmalarına bakıyorsunuz. Onları da bırakın. Halka gidiyoruz biz. Konuşuyoruz. Sizler de gazeteciler, basın mensupları. Herkes görüyor bunu. Seçimi kazanmalarına imkan ve ihtimal yok. Onun için 2023 Haziran, 2023 Haziran deyip duruyorlar. Ama biz bugün seçime hazırız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının bu iktidarı bir gün, bir ay, bir hafta dahi sırtında taşıyacak hali kalmadı. Milletin burasına geldi. Şener Şen'in bir filmi vardı. Baktık yok derdi. Belki hatırlar vatandaş. Artık yok. Yani milletin çekecek hali yok. Ya 1380 liraya vatandaş işten de çıkartılamıyor. 1,5 yıl oldu neredeyse. İşten çıkartılamıyor. İşe alınıp çalışamıyor. 1380 lirayla koca koca insanlar çoluğu çocuğuyla evde kalmaya çalışıyorlar. Çalışanların %45'i 2800 liraya asgari ücrete çalışıyor. Türkiye'de çalışan kesimin %80'i 2800 liraya çalışıyor. Kira mı versin? Pazardan gidip eskiden maddi durumu çok iyi olmayan insanlar ceplerine 50-100 lira koydukları zaman gidip bir haftalık pazardan alışveriş yapar. Açlarını kaynatırlardı. Bir markete girin bakayım. Hani bir 10 bin bilmem kaç lira, kaça çıkıyor? Yahu çocuk pandemide okula gidemiyor. Ders seyretmesi lazım. Nereden seyredecek? Nerede internet? İnternetin parası ne kadar? Yalvardık ya. Çocuğu olan herkese interneti bedava verin dedi. Tam bununla ilgili bir soru ve 2 dakikalık yanıt süresi vereceğim, çıkıyoruz sonra. Diyorsunuz ya asıl dert ekonomi. Evet. Ya programın başında da söylemiştim. Parlamenter sistemi çözüm önerisini bir an önce hazırlayacağınıza muhalefet olarak ekonomide çözüm önerilerini bir an önce hazırlamanız gerekmez miydi? Ekonomide çözüm önerilerini söylüyoruz Kübra yani, Hanım. Ya da şöyle söyleyeyim, muhalefet bir araya gelip ey millet, İşte bunlar bizim ekonomi kurmaylarımız. Bizi seçerseniz 1, 2, 3, 4 ekonomide şunları değiştireceğiz diye bir planda çıkaracak mısınız? Bakın tabii ki bizim çok yakında arkadaşlarımız, çok kuvvetli bir ekonomi ekibimiz var. Erhan Usta milletvekilimiz en iyi bütçecilerden biri olarak görülüyor. Herkes bunu kabul ediyor. Profesör Ümit Özdağ'la, Cihan Paçacı, İbrahim İsmail Tatlıoğlu. Çok iyi bir ekonomi ekibimiz var. Gerçekten. Onlar kendileri de aynı bizim bu yaptığımıza benzer bir çalışma yapıyorlar. Biz zaten devamlı yani biz asgari ücret esnasında da asgari ücretin nasıl yapılırsa iyi asgari ücret diye söyledik. Yine kabul etmiyorlar. Bizim yaptığımız asgari ücrette işverenler de yani sırf çalışan değil çalıştıran işverenlerin de hayrına olan tekliflerimiz vardı. Biz tarım için bakın yalvardık, patatesler çürüyordu tarlalarda. Gitti bizim Koray Aydın bakanımız miting yaptı, neredeyse mitinge döndü. Peki niye sizin belediyeleriniz, daha doğrusu muhalefetin kazandığı belediyeler alıp dağıtsaydı o patatesleri?
Şimdi belediyeler alıp dağıtmıştır belki, bilemiyorum. Bizim belediyemiz ya, İYİ Parti'nin biraz yaptı da. Yapıldı. Yani iktidara yol göstereceğini, muhalefetin kendisinin yapması halk gözünde daha etkili olmaz mı? Şöyle söyleyeyim. Ya Kübra, patates örneği için söylüyorum sadece. Kübra Hanım, biz dedik ki bir an evvel alın bu patatesleri dağıtın. Bir ay çürüdü. Sonra da o patatesleri nasıl dağıttıklarını gördünüz. Belediyeler de kendi imkanlarıyla alıyorlar. Belediyeler süt dağıtıyorlar. Belediyeler efendim yatırım yapıyorlar. Bakın, belediyecilik meselesinde belediyelerin borçlanabilmesi için bile Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor. Borç almasını yatırmak için istemiyor. Bunları değiştireceğiz bütün diyorsunuz. Bunlar değişecek. Son 10 saniyem. Huzur getireceğiz. Milletin yüzünü güldüreceğiz. Bakın, söz veriyorum. İnşallah iktidara geldiğimizde bu ülkede huzur ve milletin yüzünü güldüreceğiz. Kimse kimseye ters bakmayacak. Eşit olacağız. İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bahadır Erdem, çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Habertürk'te size de ve seyircilerimize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.